Herkese merhaba sevgili izleyenler, ben Ayhan. Bugün yanımda farklı bir ürün var. Cuppon Smart'ın bir akıllı vanası var. Bunun incelemesini gerçekleştireceğiz. Aslında bir ürünümüz daha var. Bir de burada su sensörümüz var. Su sensörünün daha önce bir incelemesini yapmıştık ama aktif olarak bu senaryoda bir su sensörü bir de vana kullanacağım. Çok güzel bir senaryo olacak. Gelin videomuza başlayalım. Şu an evimin mutfağındayım. Burada doğalgaz vanasında aslında bunu size göstereceğim. Çünkü hem yanında priz var hem de gayet güzel bir şekilde bunu gösterebilirim. Su vanası biraz kapalı bir bölgede. O yüzden orada çekim yapmak çok doğru olmayacaktı. O yüzden burada şimdi doğalgaz vanası üzerinde bu motorun nasıl çalıştığını göstereceğim. Bu motorlu bir vana kontrolcüsü. Aslına bakarsanız Wi-Fi ile çalışıyor. Dediğim gibi Cuppon Smart markasına ait. Ama sadece vana açıp kapatmak değil. Aynı zamanda musluk veya başka vanalar için de kullanabiliyorsunuz bunu. Yani aslında şu başlığın gelebileceği ve dönmesi gereken, yani 90 derece dönmesi gereken herhangi bir şeyin üzerine monte ederek bunu kullanabiliyorsunuz. Yanında birkaç parçası var. Birazdan onları da göstereceğim. Buraya monte edeceğiz. Bir de su sensörümüzle birlikte bu vananın nasıl çalıştığına birlikte bakacağız. Vanamızı monte etmek için şöyle parçalarımız var. Bu parçaları birleştiren bir vidamız var. Bir de kelepçemiz var. Bu kelepçeyle birlikte borumuza takacağız. Kelepçe de şöyle ucundan açılabilir bir kelepçe olduğu için hızlı bir şekilde doğalgaz tesisatımıza bağlayabiliriz. Yani herhangi bir tadilata gerek kalmayacak. Kolay bir şekilde takabileceğiz. Zaten akıllı ev ürünleri kolay takılabilen tak çalıştır ürünler olması sebebiyle en çok tercih ettiğimiz ürünler. Şimdi dilerseniz kurulumunu birlikte yapalım. Şuradaki vidaları vanamızın başlığı gelecek şekilde sıkıyorum. Bu şekilde olacak ve vanayı buradan açıp kapatacak. Şu dikey parçaları da kelepçeyi tutması için buraya monte ediyoruz. Bunları da şu şekilde bir alyan yardımıyla sıkabiliriz. Burası zaten dişli. Bu ileri geri hareket edebilen bir parça. Buraya göre uyduracağız onu. Daha sonra kelepçemizi buradan geçiriyoruz. Şuradaki pin vasıtasıyla bu motoru döndürmek de mümkün. Görebildiğiniz gibi böyle 90 derece dönüyor. Şurada bir pin var. Evet, montajımız bitti. Cihazımızı da şu şekilde adaptörüyle birlikte fişe taktım. Adaptörü 12 voltluk 1 amperlik bir adaptör. Bunu taktığımız zaman zaten doğrudan çalışıyor. Herhangi bir uygulama kurulumunu yapmadan da üzerindeki tuşla birlikte açıp kapatabiliyoruz. Şurada uzun vidalar kullandık. Çünkü benim vanamda biraz yüksekte kaldı. Yani normalde içinden çıkanlar bunlar. Bunlar biraz kısa kaldı. Biz de bu şekilde bir çözüm uydurduk. Kolay bir şekilde uzun civatalarla vanamızı açıp kapatabilir bir hale geldi. Şöyle basıyorum. Gördüğünüz gibi. Rahat bir şekilde açabiliyor. İçinde gerçekten çok güçlü bir motor var. Şu kelepçeyle birlikte doğalgaz boruma da sabitledim. Gayet güzel oldu. Bunu şu senaryoda da kullanabilirsiniz. Biz şimdi su senaryosu ile birlikte kullanacağız ama mesela bir gaz dedektörünüz varsa gaz dedektörü gaz algıladığında hemen doğalgazı kapatmasını sağlayabilirsiniz. Benim evimde bir gaz dedektörü var şu an ama akıllı değil. İlerleyen günlerde yine Cuppon Smart markasının gaz sensörünü de alıp bunu onunla birlikte kullanmaya çalışacağım. Nasıl çalıştığını bir otomasyon üzerinde görebilmek için de su senaryosu gerçekleştireceğim ama öncesinde ürünümüzün kurulumunu sağlayalım. Evet, Cuppon Smart uygulamamızı açıyoruz. Sağ üstteki artı butonuna tıklıyoruz. Sağ üstte akıllı vana ikonu var. Buna tıklıyoruz. Cihazımızı fişe taktıktan sonra üzerinde ışığımız yanıyor. Bu ışığa 5 saniye boyunca basılı tutacağım. Bu ışığın yanıp sönmesini bekleyeceğim. Evet, ışığım yanıp sönmeye başladı. Tekrar ileri dedim. Işığın yanıp söndüğünü onaylıyor musunuz dedi. Onaylıyorum dedim. Ve ileri dedikten sonra cihazımızın kurulumunu bekliyoruz. Evet, kurulumumuz tamamlandı. Smart Valve olarak ekledi. İsmini değiştirmeyeceğim şimdilik. Tamam dedim. Evet, şu an kapalı durumda. Gazımız da kapalı durumda. Bunu basıp buradan açık konuma getirebiliyoruz. Motor gerçekten çok güçlü. Oldukça sıkı bir vana bile olsa açabileceğini düşünüyorum ben. Gerçekten güçlü bir motoru var. Bunu da zaten zorlanmadan açıp kapatabiliyor. Bu görmüş olduğunuz ise bir su sensörü. Şöyle altında 3 tane metal ayağı var. Bu ayaklardan 2 tanesine su değdiği zaman kısa devre yapıyor ve size bir bildirim gönderiyor. Yanında şöyle bir aparatıyla birlikte geliyor. Bunu da yine şu şekilde bir parçayla uzatmak mümkün. Burada biraz daha bir yükseklik var. Yani suyun belli bir seviyeye çıktıktan sonra aslında size bildirim gönderiyor. Bunda ise doğrudan su teması olduğunda size bildirim gönderiyor ve araları biraz daha açık. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bunu bir metal yüzeye koyduğunuzda bunu algılayamayabilir. Ama bu şekilde yükseltili olan parçayı kullandığınızda metal yüzeyde sadece su geldiğinde algılayacaktır. Bunu yine o şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi doğal gaz vanamızla su sensörümüzü birlikte kullanacağız. Bunun bir gaz sensörü olduğunu da düşünebilirsiniz bu senaryoda veya bunun bir su vanası olduğunu da düşünebilirsiniz. İkisiyle birlikte de kullanılabilecek bir senaryo. Şu an bunu otomasyon üzerinde göstermek için uygulamamızı açıyoruz. Tabii öncesinde ne yapmamız gerekiyor? Bu üründe Cuppon Smart uygulamamıza eklememiz gerekiyor. Şöyle kapağını açtığımız zaman zaten içinde ışığın yanıp söndüğünü görüyorsunuz ama şurada bir buton var. Eğer ışık yanıp sönmüyorsa buton aracılığıyla bu ürünü resetleyip daha sonra da uygulamamıza ekleyeceğiz. Şimdi hızlıca diğer ürünlerimi eklediğim gibi bunu da uygulamama ekliyorum. Yine sağ üstteki artı butonuma tıklıyorum. Buradan su baskını sensörünü seçiyorum. Aynı şekilde internet bilgilerimi de işaretleyip devam diyorum. Üzerindeki ışığın yanıp sönmesi gerekiyor. Az önce yanıp sönüyordu ama zaman aşımına uğradı. Şimdi tekrar bir dokunduğumda yanıp sönmeye başlayacak. Eğer yanıp sönmüyorsa dediğim gibi buradaki reset butonuna basılı tutabilirsiniz. Kabul ettim ve ilerledim. Evet, cihazımız başarılı bir şekilde eklendi. Water sensör dedi. İsmini değiştirmeden hızlıca ekledim. Şu an herhangi bir su algılamıyor gördüğünüz gibi. Burada history kısmında daha önce su algıladığını yine tarihçesiyle birlikte görebiliyorsunuz. Burada bir batarya uyarısı var ve burada da bildirim ayarları var her zamanki gibi. Onun dışında klasik bir sensör cihazımız. Dilerseniz şimdi bir otomasyon kuralım. Akıllı cihaz menüsüne geldim. Buradaki otomasyon sekmesinde sağ üstteki artı butonuna tıkladım. Cihazın durumu değiştiğinde seçiyorum. Su sensörünün alarm algıladığında cihazı çalıştırın kısmından Smart Valve'i seçiyorum ve Smart Valve'in durumunu Close'a getiriyorum. Şu an zaten Close durumda, yani kapalı durumda. İleri dedim. Buna bir isim de verebilirsiniz, bir zamanda tanıyabilirsiniz, sürekli çalışmasını da sağlayabilirsiniz. Ben bir şey yapmayacağım. Sadece cihazlarla birlikte tetiklenmesini istiyorum. Şu an senaryomuz aktif bir şekilde çalışıyor. Şuradan vanamızı bir açalım öncelikle. Sensörümüz bu pozisyondayken şuradan bir bardak su döküyorum. Ve sensörümüz suyu algıladı. Ve vanamız da kapandı gördüğünüz gibi. Aynı zamanda sensör sesli bir şekilde bildirim veriyor. Bu da gerçekten güzel. İçinde zaten ufak bir buzzer vardı, az önce de gördük. Sesli bir şekilde de bize bildirimi veriyor. Herhangi bir su baskını durumunda bizi uyarabiliyor. İkisi de gerçekten harika cihazlar olmuş diyebilirim. Bildiğiniz gibi Cuppon Smart ürünleri Amazon Alexa ile ve Google Assistant ile birlikte de çalışabiliyor. Şu an yanımızda bir Amazon Alexa var. Amazon Alexa ile birlikte kontrol edebiliyoruz ama tabii ki bildiğiniz gibi Amazon Alexa şu an İngilizce bir destek veriyor. O yüzden bu arkadaşın ismine Water Valve ismini verdim. Şimdi Alexa'ya bu şekilde sesleneceğim. Alexa, turn on Water Valve. Şimdi bir de Google Asistan uygulamasıyla deneyelim. Ama öncesinde Google Home uygulamasına girip cihazımızın ismini su vanası olarak değiştirdim. Çünkü Türkçe Google Asistan'la kontrol edeceğim. Eğer Google Home cihazınız varsa şu an onlar Türkçe desteklemediği için yine İngilizce bir isim verebilirsiniz. Smart Valve ismini hemen tanıyamayabiliyor cihazlar. O yüzden daha kullanışlı bir isim, mesela Water Valve gibi bir isim vererek kullanabilirsiniz. Şimdi Google Asistan uygulamamızı açalım. Su vanasını kapat. Su vanası kapat. Tamam, su vanasıyı kapatıyorum. Evet, Google Asistan'ın Türkçesinde bir problem var. Su vanası kapat dediğim zaman kapanıyor ama su vanasını kapat dediğim zaman onu anlamıyor. Çünkü su vanasıyı kapat diye bekliyor. Türkçe henüz yeteri kadar iyi olmadığı için böyle problemler olabilir. Burada siz kullanım senaryonuza göre istediğiniz isimleri vererek daha kullanışlı bir kullanım senaryosu elde edebilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi cihazımız hem Google Asistan'la hem de Amazon Alexa ile birlikte çalışabiliyor. Aynı zamanda benzer yöntemlerle Siri kestirmelere de eklemek mümkün. Ve geldik videomuzun sonuna. Çok güzel bir senaryoyla çok güzel 2 tane cihaz incelemesi gerçekleştirdik. Ürünlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Ürünlerin linkini de yine videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilir ve bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.